Sade TC. Avrupa bizi kıskanıyor şu an. Alalım abi. Bitti o kadar. Kıskanıyor. Evet. Herkes alkışladı. Varsa CHP'li gelsin tartışalım. Okuduğu herkes alkışladı. Bitti evet. O kadar. Hangi açıdan Avrupa bizi kıskanıyor? Her açıdan. Yani örnek verecek olursak mesela sanayi, ekonomi ne mesela yani? Ekonomi bakımından kıskanıyor. Çünkü onlar aç aç. Yani onlar açlıktan orada sürünüyor. Türkiye'nin bu bolluğuna kıskanıyorlar. Evet. Ya kıskanıyorlar. Abi güldürme beni. Ciddi işin. Peki Almanya bizi kıskanıyor. Bir soru soracağım. Evet. Sor. Almanya'dan bana bir ay sonra 1000 dolar hibe para gelecek. Evet. 16-17 bin lira para yapıyor. Bu parayı bana oradaki akrabam hibe edecek. Tamam. Nasıl kıskanıyor ya? Böyle sen bir modelde var mı? Sen de şimdi buradan ben birine 100 bin dolar hibe ettiğim zaman biz onlardan daha mı iyiymiş olur? Buna göre kıyaslayamazsın. 17 bin lira hibe edebilir misin? Ama ekonomik buna göre kıyaslayamazsın. Sorun bu zaten. Kişi sorun başı gayri safi milli hasılaya göre kıyaslarsın. Bir ülkenin ekonomik durumunu. Alabiliyor musun hasılanın hakkını düşen payını alabiliyor musun? Ya çalışan herkes alır. Çalışmıyorsan tamam, alamazsın. Ben senin dediklerini her türlü evet. Düşünürüm, cevap da veririm. Çalışarak her şeyi yapabilirsin. Evet. Ama işte ama ne oluyor olay burada? Gel şöyle gel. Üstünde maaş alıyorum tamam. Evet. Bak hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Bakın bir banka göstereceğim. Bak yok bankaya açıyorum. Tamam gösterelim. Bak, bankaya açalım. Bak ben AK Partiliyim. 25 milyar. Bir dakika. Bakın. Hiçbir şey demiyorum. Gençler bilir ne oldu bu tarafa. Bir dakika, ben emekliyim. Eşim emekli. Hiç gerek yok. Nasıl görüyorsun bu işi? Kur'an limitin? AK Partililer mi? 3000 TL değil mi? Evet. Bu ben emekliyim. Eşim emekli. Kur'an'ın ne kadar? 620 TL kalmış. Bir şey soracağım. Bir dakika. Ne iş yapıyorsun? Ben elektrikçiyim. Ha? Elektrikçiyim. Uçaydır maaş alamıyorum da. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. Uçay maaş alamıyorum. 27. Evet. Senin yaşında Avrupa'da bir genç araba üretiyor. Uzaya gidiyorsun. Sen niye? Kuzenim, sen niye burada bak, bunları orada, yapmıyorsun? Bak kuzenim orada ne yapıyor? Her şeyi devletten bekliyorsun. Kendin bir şey formül üret. Bak, üretim yap. 15 yaşında beri iş yapıyorum. Hala benim hiçbir şeyim yok. Hani hiçbir evet. Şeyim yok. Yani ya niye bak, Türkmenlik bize kimlik versinler gözümüzü seveyim. Hayda. Bırak kardeşim merak et gözümüzü seveyim ya. Rezil ettiniz bizim, beni. Bizim kimliğimizi alsınlar. Biz niye? Türkmen olduğum için geldim. Biz buralıyız. Nerede burası? Nasıl buralı? Biz atalarımız Türk dayı. Kardeşim Türk'sün. Atalarımız Türk, Türkmenim. Sen Türkmen Suriyeli. Bunlar yüreksi, bunlar savaşıyor. Çatışıyor. Daha yeni geldik, kimliğimiz yok. Bağır mı? Bir saniye. Evet, evet. Sakin. Gelsen sen. Sen Türkmenlerin içine gelsen seni başımızın üstünde taşırız. Ama adam zaten herkes, ben Türk'üm diyor sana. Tamam ana vatan tamam burası tamam zaten herkes abi. Herkes kendi ülkesinde çalışsın. Ana vatan zaten. Hani ülkemizi adam yıktılar. 60 devlet yaptılar ülkemizde dayı. Yıktırmayacaksın işte. Biz tek mi savaş yapalım? Ettik. Nerede? Yeteri kadar bayır böcekte ettik. Bizi işte sonunda vurdular. Bizim Atatürk etti bak kurtardı ülkeyi. Sizin kurtarıcınız. Bizim Atatürk bizim de dayı. Biz senin değil. Sen Türksen biz Türkmenik. Bizim de atalarımız Türk. E tamam olabilir ama o zaman kendi ülkeni kendin kurtaracaksın. Et ama. Nasıl kurtardı Kurtuluş Savaşı'nı? Allah var da işte bizim de kaderimize böyle yazılmış. Ama biz kendi, elimizden miydik? Kendi ülkesinin yöneticileri bu insanlara değer vermiyorsa, bu insanları bir silah olarak kullanıyorsa, bu insanlar niye dursun? Niye dursun? E tamam mı yani ben farkımız yok demedim ama sen buraya gelmesine niye tepki gösteriyorsun? Ne? Tepki göstermiyorum. Tepki göstermiyorum. Ben mi besleyeceğim onları? Hayır. Devlet onlara yarın öbür gün onlara da kimlik verecek. Suriyelilere verdi. Ay başında, ay sonunda gidin PTT'lerin, Ziraat evet. Bankalarının önünde ne demek istediğimi anlarsın. Maaş alıyor hepsi. Yani öbür gün bunlar da kimlik alacak, bunlar da maaşa bağlanacak. Seçin. Evet gördüm. Gördüm videolarını da yayınladım. Yasak geldi. Polislerden karakola götürüldüm. Instagram'da paylaştığım için bana yasak geldi. Kartını öpürdüm ben zannetmiyorum. Ya. Ya ben onu yayınladım. Eğer devletin bunlara maaş verdiğini düşünüyorsanız ve hani bunlara yardım ettiğini düşünüyorsanız, kendi insanını mağdur ettiğini düşünüyorsanız oyunuzu ona göre vereceksiniz sandıkta. Ama neden o zaman mevcut şu an sizin aksini savunduğunuz parti şu an iktidarda? Demek ki halkın çoğunluğu sizin gibi düşünmüyor. Hayır düşünmüyor değil. 3 kilo pirince 3 kilo kömürü sattılar. Oylarını bu kadar basit yani. Ya nereden biliyorsunuz? Ne hikmetse Isparta'da günlerce elektrik gelmiyor. O elektriğin sahibi de Cengizli Mehmet Cengiz. O ne demişti? Biz bu milletin bunısına koyacağız demişti. Zaten gider. Niye Isparta'da 3 gündür 4 gündür
80 milyonun mınısına koyacağız demişti. Gayet de güzel koyuyor. Bu son dayı, elektrik zamlarıyla ne güzel faturalar ediyoruz. Dayı. Zam diyorsanız Avrupa'daki zamları gördüğünüz zaman herhalde ağzınıza çıkar yani. Kaç euro? 2000 euro. Buradaki Türkiye, onların verdiği giderlerle, sizin abi verdiğiniz Avrupa'da giderler aynı mı? Bu ne Avrupa seviciliği ya? Girin başına. Bu ne Avrupa seviciliği? Burası Avrupa Türkiye abi ya. Değil, öyle bir şey yok. Burası Türkiye ya. Hayır, biz burada sadece yani çok kötü bir durumdaymışız gibi konuşuluyor Türkiye. Bizim, hani böyle zam biz kendi olmuş, dertlerimizi konuşuyoruz. Her şey ölmüş bitmişiz gibi konuşuluyor. Ben bunun böyle olmadığını söylüyorum. Ben bunu şöyle Avrupa, bize ne Avrupa'dan ya? Tamam, biz kendimize bakalım ya. Hayır bak sen. Bak Suriye'ye baktık ne oldu bu haldeyiz. Sen kendini kendine kıyaslayamazsın. Başkalarına bakarak kıyaslarsın. Ya biz işte onu konuşmaya çalışıyoruz zaten. İşte ben de o yüzden, sabahtan beri de o anlatılıyor. Ben de o yüzden kıyas yok, yapıyorum. Sen çelişkili konuşmalar falan böyle işte Avrupa şöyle Avrupa böyle falan filan diyorsun da. Hayır yani hani, Avrupa bizi kıskanmıyor mu? Kıskanıyor. Ne açıdan kıskanıyor kardeşim? Ya, ekonomimizi, paramızı, her şeyimizi. Bütün bak, fabrikaları sattı. Bak mesela. Aselsan'ı satan kimdi? Devletin tank palet fabrikasını satan kimdi? Milli güvenlik satılır mı ya? Tank palet fabrikası Avrupa'nın, satılır mı ya? Bakın neyi kıskandığını söyleyeyim. Avrupa mesela şimdi bir tane BMW üretiyor. Sen ne üretiyorsun burada? Bir marka göster. Türkiye'ye ait bir marka söyle. Söyleyeceğim bir saniye. Ne? Şimdi bu BMW'yi satarken bir BMW parası da cebine koyuyor. Ama Türkiye hiç BMW üretmeden iki araba parası cebine koyuyor. Bir araba satarak. Nerede? Bunu kıskanıyor Avrupa. Nerede? Hangi marka? Markamız nerede? O parayı da senden. Tok yapılıyor dendi. Anlatamıyorum. Hoşuna gidiyor mu? Efendim? Hoşuna mı gidiyor? Bakın ben araba alırken iki tane devlete bak ben abi, evet ben abi, ben buradaki yöneticilere seslenebilir miyim? Ben şunu söyleyeceğim son olarak. Güney Kore'den geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Başka ülkeden geliyor. Bakın ben bu zamana abi, kadar hiç AK Parti'ye oy vermedim. Dinler misiniz? B35 yapıyor. Ben bu zamana kadar AK Parti'ye hiç oy vermedim ama bu seçimde vereceğim. Ben de vereceğim. Ben vereceğim. Niye vereceğim biliyor musunuz? Ben de vereceğim. 20 seneden beri buna verenlerin ceremesini çekiyorum. Bundan sonra da onlar çeksin. Aynen, benim durumum iyi çok şükür. Aynen, bundan sonra onlar çeksin abi, de ekonomiyi açlıktadır görsünler. Bugünler iyi günler. Ekonomiyi düzeltmenin çok kolay bir yolu var abi. Dinle ama ben bir şey söyleyeyim. Abi yapılan bütün ihaleli işleri durduracaksın. Bütün her yerden para akışını keseceksin. Halkına yatırım yapacaksın. Aynen. Yok oraya $1 milyar, yok oraya şuraya bir... Ama onu niye istemiyorlar? Bu yüzden işte İmamoğlu muslukları kapattığı için istemiyorlar işte. Belli bir süre halkının refahı için, ferahı için keseceksin abi ihaleleri. O şirketlere vermeye işte $1 milyar, $10 milyar. Cumhurbaşkanı çıkıyor söylüyor işte $10 milyar şunu yaptık, $5 milyar şunu yaptık. Bunları keseceksin abi. Herkes kendi ülkesinde kalsın. Türk olabilirsin, herkes kendi ülkesinde kalsın. Biz sizin ülkenize niye gelmiyoruz? Gelme. Askerlikten çalışmaya gidin, haftalık çalışın. Haftalıklar kimdir ya? Abi bize ne yakıttan? Ben her zaman 100 liralık alıyorum ya benzini. 5'ten mi oluyor yakıt? Sana diket asker, ücret çalış. Git haftalık çalış. Eyvallah, kes. Niye?